Katkılarından dolayı İzmir Explorer kanalına teşekkür ederim. M1 Fahrettin Altay Evka 3 metre hattı 20 kilometrelik 17 istasyona sahip bir metre hattıdır. Fahrettin Altay istasyonundan başlayan hat, Karabağlar, Konak ve Bornova ilçelerinden geçerek Evka 3 istasyonunda son bulmaktadır. Doğu batı yönünde olan metro hattı M2, İzban ve T2 hatlarıyla aktarma yapmaktadır. Metro hattında istasyonların platformu 125 metre uzunluğunda olup 5 vagonlu tren işletmesine uygundur. M1 metro hattında 3 adet etap bulunmaktadır. Fahrettin Altay istasyonu hattın ilk istasyonudur. Fahrettin Altay ile 3 yol arasındaki istasyonlar hattın 3. etap istasyonlarıdır. İstasyondan T2 tramvay hattının Fahrettin Altay istasyonuna aktarma yapılabilmektedir. Metro hattı istasyonundan batıya doğru Narlıdere'ye kadar devam etmektedir. İstasyondan İstinye Park İzmir'e ve Fahrettin Altay aktarma merkezine erişim sağlanabilmektedir. Fahrettin Altay ile Konak istasyonları arasında metro hattı tek tüp çift hat şeklindedir. Göztepe İstasyonu'nda 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Yerleşkesi'ne erişim sağlanabilmektedir. İzmir Spor İstasyonu'ndan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne erişim sağlanabilmektedir. Yol istasyonu 3. etapın son istasyonu, 1. etapın ilk istasyonudur. 3 yol istasyonunda M2 hattıyla aktarma yapmaktadır. 2 istasyon arasında bilet holleri katları arasında bulunan yaya alt geçidi ile aktarma yapılabilmektedir.
Konak istasyonunda konak iskelesine ve T2 tramvay hattına aktarma yapılabilmektedir. İstasyon içerisinde aç kapa makas yapısı bulunmaktadır. İstasyondan konak meydanına erişim sağlanabilmektedir. Konak istasyonu ile basmane istasyonları arasında metro hattı çift tüp çift hat şeklindedir. Basmane istasyonunda basmane garına erişim sağlanıp ana hat ve bölgesel tren hatlarıyla aktarma yapılabilmektedir. İstasyondan kültür parka erişim sağlanabilmektedir. İstasyon içerisinde aç kapa makas yapısı bulunmaktadır. Bu makas yapısından sonra metro hattı yeryüzüne çıkmaktadır. Hilal istasyonunda İzvan hattıyla aktarma yapılabilmektedir. Alkapınar istasyonundaki aktarma yoğunluğunu azaltabilmek için İzvan hattına Hilal istasyonu eklenmiştir. Kalkapınar istasyonunda İzban ve T2 hatlarıyla aktarma yapılabilmektedir. Kalkapınar istasyonu hattaki diğer istasyonlardan farklı olarak iki ada platforma ve üç ray hattına sahiptir. İzban istasyonu ile platformdan platforma aktarma imkanı için bir adet üst geçit bulunmaktadır. T2 istasyonu ile metro ve İzban istasyonları arasında bir yaya yolu bulunmaktadır. İki istasyonun biletölleri bir yaya üst geçidi ile birbirine bağlanmaktadır. Alkapınar istasyonunun güneyinde metro hattının depo sahası ve bakım atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Alkapınar istasyonundan Otogar Alkapınar metro hattına ve Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattına aktarma yapılması planlanmaktadır.
Bölge istasyonundan Yaşar Üniversitesi Bornova yerleşkesine erişim sağlanabilmektedir. Bornova İstasyonu'ndan önce aç kapa makas yapısı bulunmaktadır. Bornova İstasyonu, 1. etabın son istasyonu, 2. etabın ilk istasyonudur. Bornova İstasyonu, hattaki tek yarma tünel tipindeki metro istasyonudur. Bornova İstasyonu'ndan Ege Üniversitesi'ne erişim sağlanabilmektedir. Bornova İstasyonu ile Evkoviç istasyonları arasında metro hattı aç kapı tünel şeklindedir. Ege Üniversitesi istasyonundan Ege Üniversitesi merkez yerleşkesine erişim sağlanabilmektedir. Evkoviç istasyonu, 2. etabın ve hattın son istasyonudur. Evka 3 istasyonundan sonra metro hattının Bornova merkeze kadar uzatılması planlanmaktadır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.